Sarıkamış mutfağından patatesli mercimekli erişte. 1 su bardağı yeşil mercimek, 4 adet patates, 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz. Erişte hamuru için 5 su bardağı un, 4 bardak su, 1 çay kaşığı tuz. Burada da ilk defa hamur yoğuracağım. Çok istedim sizi bahçede ağırlayayım. Yumurta? Yumurta kullanmıyoruz biz eriştede. Evet. Yani normal kalın eriştede mi kullanmıyoruz? Hiçbirinde kullanmıyoruz. Niye acaba? Bilmem, Sarıkamış'ta öyle bir özellik yok karşımızda. Hmm. Bazı illerde yumurtalı yapıyorlar. Ben suyunu alayım yumurtalıcım. Erişlerin hamuru biraz sert oluyor. Aynen. Hazır. Yani öyle güzel yoğurdun ki hani resmen elinde dinlendirmiş oldun. Dinlendirmiş çok gibi uzun oldum, yoğurdun. Evet. Şimdi bunu iki tane eşit parçaya bölüp bezelerimizi yapalım. Çok beğendim hamurunu. Hamur yoğurma şeklini çok beğendim. Nursel'cim, hamurlarımız hazır. Biz bunları burada bir 5 dakika dinlendirelim. Yetecek mi 5? Yeter, yeterlidir. Tamam. Orada dinlenirken biz eriştemizin ipini asalım. İpini asalım. Şurayla bu şuraya açla bir şey yapalım. Ha? Tutar herhalde. Tutar. Şey mi, sıkı mı olsun? Sıkı. Böyle sıkı geniş olsun. Mi olsun? Yok, sıkı olsun ki çünkü hamur onu tartıverecek. İyi mi? Sıkayım biraz daha sık. Tamam. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi açıyoruz. Şimdi hamurumuzu açmaya başlayalım. Senin yemek yerin vardı değil mi? Yemek yerim var, restoranım var. Yöresel yemek yöresel yapıyorsun. Yemekler, ev yemekleri. Hı hı. Her gün 6-7 çeşit yemek yapmaktan artık yoruldum. Sabah, hayat çok zor. Evet, çok zor. Sabah ne pişireceğim diye akşamdan düşünmeye değil başlıyorum. Mi? Çok sert, zor evet. Bir hamurdu. Böyle olması çok önemli çünkü başka türlü ipi asılmaz bu. Kuvvetli bir hamur olması lazım. Şimdi bunların makineleri var. Siz de orada makineyle yapıyorsunuz. Biz makineyle yapıyoruz. Bir tane de ben de kendimi alayım ya. Tavsiye ederim. Evet. Aa, ne yaptın öyle ya? Eriştemizi toplu kestiğimiz için akşamdan erişte hamurunu yapıyorlar. Sabah erken, sabah namazından sonra başlıyorlar. Dur, özür dilerim. Çok. Şimdi bunun özelliği uzun uzun erişteler ya. Uzun yapmak için çok değişik bir şey yaptın. Evet, dur. Değişik katladım. Gerçekten ilk defa gördüm, o yüzden bir daha bakacağım. Şurasını bir daha göstereceğim. Tabii. Şöyle, böyle, böyle. Sonra? Sonra katlayacağız. Bir tane daha. Tamamdır. Aa, çok güzel. Çok ilginç. Şimdi nasıl keseceğin de uzun olacak o. Bunları babaannelerimiz kestiği zaman elinde bıçağı göremiyorsun. Daha ince, evet. Daha hızlı hızlı kesiyorlar. Tabii ben biraz acemi olduğum için. Şimdi onu biz deste yapacağız seninle. Sen şimdi bunları böyle uzun uzun kurutacaksın ya. Evet. Sonra kesecek, yani nasıl küçültecek misin? Kıracak mısın? Yok, kesmeyeceğiz. Hayır, hayır, hayır. Ben bunları asmaya başlayacağım valla. Başla. Şimdi bu güneşte kuruyacak. Birazdan buraya güneş vurur. Sonra kuruduktan sonra alıp fırınlayacağız. Fırınlara gönderiyorlarmış. Biz normal evet, ama fırına biz atarız. Fırın atarız. Thank you.
size incecik erişte yapımını gösterdik. Bunların yani uğraşmak istemeyenler makineleri varmış, her yerde satılıyormuş, aklınızda olsun ama çok kolaydı. Şimdi bundan size güzel bir mercimekli patatesli erişte yapımını göstereceğiz. Muhteşem oluyor. Çok seviyorum. Hadi gel. Ben de çok seviyorum. Erişteyi almadım. Mercimeğin suyu kaynıyor. Koyalım. Mercimek orada haşlanana kadar. O çok değil mi? O çok tabii, onun yarısını koyalım Nursel'cim. Ölçüp koyayım. Zaten fazla pişmesine gerek yok. Ben şimdi bunu sizin oraya ait değil mi bu yemek? Tabii ki. Erişte pilavı bizim özgü bir yemeğimizdir. Yaptık ve çok beğendik. Nursel'cim mercimek burada haşlanana kadar ben istersen patateslerimi soyup hazırlayayım. Nasıl istersen. Hemen geçeyim ben patateslerimizin başına. Ben bu programa başladığımdan beri, işte bu 4. sezonum, ondan önce illeri geziyordum ya. Evet. Hiç normal makarna almıyorum evime. Sağ olsun illa da biri beni erişteliyor yani. Yumurtalı falan ya, böyle daha besleyici geliyor bana. Ama işte bizimkinde yumurta yok. Sizinkinde yok, yumurta evet. Yok. Ben bunu böyle böyle kesiyorum. Evet, yuvarlak yuvarlak. İnce. Nursel ince ince yuvarlak yuvarlak kes. Bu kadar yeterlidir eriştemiz için. Mi? Evet, evet yeter. Tencereyi vereyim. Dizeceğiz. Erişteyi haşlayacağız. Tenceremizin altına yağımızı koyacağız Nursel'cim. Sıvı yağ. Evet. Orada tereyağı var. Hangisini istersin? Tereyağından biraz ilave edeyim. Kızgınken mi, şimdi mi? Hayır, şimdi dizelim Nursel'cim. Mercimeği kapatıyorum, çok haşlanmasın. Evet, o olmuştur zaten. Aynen. Bir de erişteyle beraber de haşlanacak. Mercimeğin hazır. Erişteyi koyuyor muyum şimdi? Tuz atalım, tuzumuzu atalım Nursel'cim. Sakin ol şampiyon. Var mı bir ölçüsü? Göz kararı yapalım. Şöyle. İncik daha. Şimdi mercimeği de ilave edelim. Mercimeğin ilk haşladık çünkü klasiktir, kara suyu var, kara boyasını suyu istemiyoruz. Evet. Kenarlarına da yapacaksın değil mi? Kenarlarına. Yok. Aa. Sadece altında yap. Olacak. Evet. Kenarlarına da yap. Ha, şöyle. Kenarlarındaki nasıl kızaracak? Kızarır mı sence? Kızarıyor. Kızarmaz. Ya. Yapmıştı vallahi birisi öyle. Ben az yapacağım. Sen onu dizerken ben süzgecini falan hazırlayayım bunu o zaman. Tamam. Olursa sen bunun ustası olmuşsun. Ya çok seviyorum çünkü bu görüntü gerçekten çok güzel oluyor. Üşenmeyin, kenarlarını mutlaka dolayın. Şimdi o biraz haşlanacak, çok i̇ki haşlanmayacak. 2 dakika, çok az haşlanmış. 2 dakika. İçine döküyoruz, güzel pişecek, demlenecek, o patatesler çıtırdayacak, mümkünse biraz dibi tutacak. Çak, aynen. Testçeniz onun kokusunu. Sonra ölelim tutacak. Yani, yatıp ölelim. Burada süzebiliriz. Evet. Eriştemiz pişti şu an. Haşlanmış halde. Bir daha niye böyle haşlamasak ne olur ki? Nursel'cim onu bir soğuk sudan geçirmemiz lazım ya. Ama. Evet. Şu an iyice öğrendim nasıl yapıldığını. Bu kadar çok püf noktası varmış. Çok. Ben valla hepsini attım içine. Şimdi dökelim. Evet. İşte budur. Şimdi bunu kısık ateşe koyacağız. Yarım saat dem alacak. Altındaki patatesi kızardım. Ters çevireceğiz. Pilavımız hazır. Amacımız o yani. Bu kızartmak. Artık su falan işi bitti bunun. Tamam. Hadi koyalım.
Tuz da atmadık. Tuzumuzu attık haşlanırken. He. Şu kısağı koyayım. Kısık ateş, iyice kısık. Süpersin.